Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Hepiniz Başkan 35 kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma bir beğeni atarsanız ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica ediyorum. Dolar-TL kurunda arkadaşlar pis kokular gelmeye başladı. Üçgenin sonuna doğru yaklaştıkça arkadaşlar büyük oyuncuların Dolar-TL'de kendilerine bir maliyet yaptıkları, buralarda küçük yatırımcıyı korkutmaya çalıştıkları apaçık ortada. Bu saatlik bazda dolar-tl kurunda arkadaşlar 5.90'lı seviyelere doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Bunlar gayet normaldir. Bunlar yıldırma ve buralardan maliyetlenme çabasında olan büyük yatırımcıların yaptığı hareketler gibi gözükmekte. Bunu nereden anlıyorsunuz diye bana sorabilirsiniz. Bunu arkadaşlar grafiklerden anlayabiliriz. Saatlik bazda grafiklere baktığımız zaman düzeltmelerin yaşandığını stokastik indikatörümüzden de görebiliyoruz. Evet, 4 saatlik ve saatlik bazda düzeltmeler yaşandığı halde günlük bazda grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar hareket yönünün yukarı yönlü olduğu gözükmekte. Stokastik indikatörümüz günlük bazda arkadaşlar yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda. Yani bunun anlamı ne oluyor? Bunun anlamı arkadaşlar birilerinin maliyetlenme yaptığı. Buradaki büyük oyuncuların mal topladığını görüyoruz. 5.94'lü seviyelerden yatırımcının elinde olan malı toplama çabasındalar arkadaşlar. Görüyorsunuz şuradaki fiyatlanmadan yatırımcının elindeki dolarları kapma çabası gibi görüyoruz. Ayrıca oluşmakta olan bir çanağımız var. Bu çanağımızın da hedefi arkadaşlar 5.99 seviyesi kısada. Bu 5.99 seviyesi de şu an itibariyle kulp yapmakta arkadaşlar. Bu da 5.90'a kadar bu kulbun sapı uzamakta. O yüzdendir dolar TL'de panik yapmadan beklemek hepiniz için daha uygun gibi gözükmekte, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Ayrıca haftalık bazda da grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar uzayan üçgenimizin artık sonlarına doğru gelmiş bulunmaktayız. Buralardan da size tavsiyem mallarınızı kaptırmamanız yönünde olacaktır. Fakat kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Sonra yarın öbür gün bana gelip "Başkan bize buradan al sat dedin" diye söylemeyin. Kesinlikle al sat tavsiyemiz yoktur. Sadece öngörülerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet, burada oluşan çanağımız görüyorsunuz arkadaşlar hala önemini korumakta. Çanağımızın kulbu zaten burada. Bu kulbun da artık sonlarına doğru yaklaşmış durumdayız. Bu kulbun hedefi ilk etapta günlükte oluşan çanağın hedefi arkadaşlar 5.99 seviyesi olacaktır. Bu bir anda hızlı bir şekilde de buraya gidebilir. O yüzden şu an itibariyle elinizde bulunan dolarlarınıza sahip olun. Herhangi bir şekilde fazla al sata girmeyin. Daha doğrusu sat pozisyonlarında bulunmayın. Pozisyonlarınızı koruyun. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Grafiklerde gördüğümüz arkadaşlar bu şekilde dolar TL'nin 5.90'lı seviyelere kadar gerilemesi gayet normaldir. Hatta 5.85, evet şurada gördüğümüz 5.85, 5.94 aralığında sıkışan bir kur ilerleyen zamanlarda bu 5.94 seviyesinde yukarıya doğru kıracaktır arkadaşlar. Kırdığı vakitte ilk etapta 6.15 ve 6.25 seviyelerine doğru dolar-tl kurunda ataklar başlayacaktır. Bu aralar büyük yatırımcılar sizi caydırma yönüne girecektir arkadaşlar. Özellikle forex firmaları ve bu işle uğraşan büyük firmalar sizi yıldırma, silkeleme ve pozisyonlarına devamlı gireceklerdir. Ani düşüşler ve çıkışlar yaşanabilir. O yüzdendir sükunetinizi bu arada korumanız, fazla da sat pozisyonunda buralarda girmemeniz tavsiye olur.
Çünkü buralardan yapacağınız satışlarda arkadaşlar bir anda kurun yukarı doğru hareketlendiğini de görebilirsiniz. Bu seviyede bu hareketler sık yaşanabilir. Benim düşüncem bu yöndedir. O yüzdendir Başkan 35 ailesi olarak da sizlere bunları anlatmak istedim. Görüyorsunuz şurada bir kanalımızın üst tarafı 6.25 seviyesinde. Her an şuradan bir 5.94'ün yukarı doğru kırılımıyla arkadaşlar küçük çanak hedefi 5.99 ve 5.99 üzerinde tutunumda da 6.25'li seviyelere doğru dolar TL'nin atak yapması beklenebilir. O yüzdendir fazla bu silkeleme hareketlerine kapılıp panik yapmayın. Bu aralar bu panik yapılacak yerlerde değiliz. Ani aşağı yönlü 2-3 kuruşluk düşüşler gayet normal. Saatlik bazlarda çünkü düzeltmeler geliyor. Günlük bazda bu düzeltmenin saatlik bazlarda yanıltıcı silkeleme hareketleri olduğunu da zaten grafiğimizde görüyoruz arkadaşlar. Bizler için önemli olan günlük grafik takibidir. Saatlikler her zaman düzeltmedir. Evet, günlük bazda da görüyorsunuz indikatörümüz yönünü artık buradan yukarıya doğru çevirmiş gözükmekte. Yani bu hareketler silkeleme hareketi şeklinde gözükmekte arkadaşlar. Şuradaki küçük çanağımızın hedefi de 5.99 seviyeleridir. Her an siz bir satış pozisyonuna girdiğiniz zaman arkadaşlar bu hareket çanağı yukarı doğru kırıp hızlı bir şekilde 5.99'lu seviyelere gidebilir. Yüzdendir bu silkeleme hareketlerine pek kapılmayın. Sizi her an terse de bırakabilir bu hareketler. Yani sattığınız malı tekrar yerine de koyamayabilirsiniz. Çok dikkatli olun. Bu aralarda silkeleme hareketleri biraz daha fazla olur, yaşanır arkadaşlar. O yüzden kendinize dikkat edin. Fazla da takip etmemeye çalışın. Yani etkilenmeyin, düşüşlerden fazla da etkilenmeyin. Yönümüz dolar TL'de hala yukarıdır. Biliyorsunuz TL faizlerinden de çıkacak belli bir miktar para beklentimiz hala devam ediyor. Çünkü kimse artık yıllık enflasyon karşısında eksi duruma düşecek parasını TL faizlerde tutmak istemeyeceklerdir. Buradan çıkan paranın da arkadaşlar yönünü tekrardan döviz kısmına doğru yönlendireceği tahminimiz devam etmekte. Özellikle şuradaki 5.94 kırılımıyla da arkadaşlar şu üçgen içerisindeki kırılımla birlikte de yani 5.94 seviyesinde geçen bu kırılımla birlikte de 5.99'a doğru hızlı bir hareket ve 5.99'u da kırabilirsek hedefimiz olan 6.25'li seviyeler artık yakın gibi gözükmekte. Burada sükunetimizi koruyacağız. Hep birlikte büyük oyunculara malımızı kaptırmamaya çalışacağız. Elimizdekini koruyup bu seviyelerde artık yukarı yönlü dolar TL'nin kademeli bir şekilde çıkışlarını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapmamız gereken burada budur. Stratejimiz de bu olması lazım. Bu stratejimizi hep birlikte korumamız lazım. Olumsuz bir durumda tekrardan bir video çekip bunu sizlerle paylaşırım. Ama şu an itibariyle pek panik yapılacak bir durum gözükmemekte. Bu hareketlerin buradaki çanak oluşan çanın düzeltmesi kulbunun düzeltmesi şeklinde yorumlamakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz buradaki çanağın da kulbu şudur. Bu da 5.90'lı seviyelere kadar geri çekilmeler yaşansa da dolar TL'de tekrardan yukarı şuradaki 5.94'ü kırıp 5.99'lu seviyelerin gelme ihtimali gayet yüksektir arkadaşlar. Şimdilik dolar TL kuru ile ilgili benim anlatmak isteyeceklerim bu kadar. Sizler de kendi yorumlarınızı burada anlattığım videonun altında yazıp birbirinizle istişare yapabilirsiniz. Ben de
Burada yaptığınız yorumları hepsini tek tek okuyorum ve sizlere tek tek dönüş yapmaya çalışıyorum. Ayrıca istediğiniz emtialarla ilgili de videolarınız, beklentileriniz olursa bunları da yazın arkadaşlar. Bunları da video şeklinde analiz edip sizlerle paylaşmak isterim. Şimdilik benim anlatmak istediklerim bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.